Merhabalar. Ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı, herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum iki gezgin. Elif Keskin, Yurt Bulmuş ile Mustafa Yurt Bulmuş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk, teşekkürler. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Ya şimdi gezgin dedim ama yani ben de gezginim, o da bu da gezgin. Yani sizden bahsedelim. Size ne deniliyor? Elif sen başla. Evet, biz e, Circumnavigator'ız e, ama ne yazık ki henüz e, dilimize yerleşmiş bir terim yok. E, kısacası dünyayı kendi teknesiyle e, dolaşan, tam bir tur yapan, 360 dönen kişilere Circumnavigator deniliyor... 2014 Eylül ayında Marmaris'ten palamarlarımızı çözdük ve devamlı Batıya yol olarak Dünya etrafında. E, ...tam bir tur attık, e, yaklaşık beş sene sürdü. Evet, şimdi Marmaris'teyiz. E, böyle e, gezgin bir nasıl olunur serisi yapıyor gibiyim. Elif'le daha önceden tanışıyoruz biz. Mustafa'yı da biliyorum ama hani sözel olarak biliyordum. Biraz da izledim o dönemde. E, Elif keskin idi o zamanlar, evli değillerdi. Evet. E, ve Elif'le bir otelde tanıştık, yöneticisi olduğu otelde. E, ve hikayesini duyunca ben bayıldım. E, Şebnem Uyar anlatmıştı bana. Ondan sonra işte e, dinledim ve Sözcü gazetesinde yazmıştım. Yolculuk öncesinden bahsetmek istiyorum. İkisi de sportman insanlar. İkisi de tekneyi seven insanlar aslında. Ama ikiniz de belli sağlık sorunları yaşamış insanlarsınız. Yani Mustafa'nın bel sorunu o zamanlar. Sen bir tekne kazası geçiriyorsun Elif. 2009'da. 2009'da. Evet. Bir teknede e, düşerek e, ne yazık ki kalça kemiği mi kırdım of. ve o yaşlarda çok e, Zor bir operasyonla Tekrar hayata döndüm Denilebilir Bu arada 3 yılda 4 ameliyat geçirmişsin evet, evet, Tekerlekli çok, çok, sandalye tabii, dönemi tabii, olmuş Tabii koltuk değnekleri Hı -hı. E, Psikolojik olarak da Tabii bir sürü travmalar Deniz ve tekne benim için artık korkulu bir rüyaydı. Hı hı. Ee, her ne kadar böyle bir hayalim olsa da artık o hayali rafa kaldırmıştım. Ta ki Mustafa ile tanışana kadar ee, ve Mustafa ile beraber tekrar yavaş yavaş denizi sevmeye başladım. Teknede olmaya alıştım ee, ve tekrar hayal kurmaya başladım hı hı. Ee, ve yapar mıyız dedik. Ve sonrası? Nerelisin aslında Mustafa sen? Ee, normal koşullarda çok enteresan bir soru bu. <gülüyor> <gülüyor> Hayır hep Deniz'le mi doğdun onu Hayır. merak ediyorum. Aslında e, Deniz'le tanışmam İskenderun Körfezi'nde oldu. Hmm. Hatay'ın Dört Yol e, ilçesinde ilkokulu ve ortaokulu ve liseyi okudum. E, orada bütün her şey e, balıkçılıkla başladı hmm. Deniz'i sevmem. O yüzden teknemizin ismi zaten e, balıkçıl. Tekneden de bahsetsene biraz. Yani evet, teknemiz 13.78 metre, yaklaşık 45 foot, yelkenli bir sulup tek direkli. 3 kamara. evet, 3 kamaramız var. Tabii uzun yol için gerekli her türlü donanım mevcut teknede. Peki ben şunu merak ediyorum. İkiniz de işinizi gücünüzü bıraktınız. Belli bir birikim vardı herhalde. Onlar işte belki satarak cebinize bir şeyler koydunuz. İşlerinizi bıraktınız. Biriktirdiniz belki de bu yolculuk için evet. ve çıktınız. Şimdi bu nasıl olunur da da hani nasıl dünya turu yapılır programı değil aslında bu ama nasıl bırakılıp gidilir? Güzel, değişik, macera perest bir hayat yaşanır. Bu bırakıp gitmek ve sonra da döndünüz. Yine işleriniz var. Mutlu ve beş yıl geçti aslında aradan. Ve pişman olmadınız değil mi? Biraz onun kesinlikle, üstünden de kesinlikle. konuşmak istiyorum. Nasıl yapılır o iş? Evet. Aslında birçok kişi böyle bir seyahati her zaman çok daha lüks koşullarda yapıldığını düşünür. Ve belki de sahip olduklarımızı kaybedip tekrar edinebiliriz. Çok şükür ikimiz de tekrar sağlığımıza kavuşmuştuk. Ee, Yaşımızda buna müsait, ee, tekrar bir şeyleri edinebiliriz. Ama böyle bir seyahate belki 60 yaşımıza geldiğimiz zaman sağlık sorunlarımız olacak ve çıkamayabiliriz. Ya da başka şeyler olabilir. Bugün görüyorsunuz, bir sabah uyanıyorsunuz, tüm dünya evet. e, yeni bir şeyle uyanıyor. Sağlama her şeyi almadan biz bunu yapmak istiyorsak, karar verelim hemen ee, fikri oluştu bizde. Ve biraz önce senin de söylediğin gibi Nilay birçok şeyi e, sattık savdık birleştirdik ve bu yola çıktık. Bu istemekle ilgili bir şey tabii ki. Evet. İlla ki maddiyat değil. Dün evet. Mustafa ile de konuşurken evet. çok evet. güzel bir şey söyledi. Ben ondan etkilendim. Herkes böyle bir şey istiyor, hayal kuruyor, çok insanda kalkışıyor ama yani belli bir yaştan sonra. ...insanlar düşünüyorlar bunu. Ya işte bu işleri yapalım, çocukları büyütelim, ne bileyim işte emekli evimizi olalım. alalım, emekli olalım. Ama aslında o zaman da vücut ona çok hazırlıklı olmuyor. Yani sizin anlattıklarınızdan anladığım büyükte bir performans. Yani çamaşır yıkamasından ekmek yapmasına, e, su tabii yapmasından tabii. Tabii. E, işte tekne tek... bakımları. Hah, ee, esas evet. tekne evet, bakımı değil evet. mi? Evet. Yani Sonra uzun uzun yolculuklar var. Okyanus geçişleri dışında da bazı etaplar bir hafta, 15 gün. E, ...hiç kara görmeden yol aldığınız durumlar var. Tabii böyle bir durumda da... ...sağlığınızın çok kontrollü... ...olması gerekiyor. Çünkü... ...yolculuğun ortasında... ...bir yerde rahatsızlandığınızda... bir ...kontrol edemeyen... ...bir hastalığınız olduğunda... ...geriye dönmek şansınız yok. Hı hı. Sadece... ...ileriye gidebilirsiniz. En yakın... ...kara işte bir hafta, on gün... ...ne kadar süre ise. O yüzden... ...sağlıklı ve... E, fiziki olarak da e, kondisyonunuzun iyi olduğu yaşlarda bunu yapabilmek önemli. Peki e, sen bir otelde e, yöneticiydin. Mustafa sen ne yapıyordun o zamanlar? Sen daha önce bırakmıştın galiba işi gücü değil mi? Basın yayın mezunusun aslında ama başka evet, işler evet, yapmışsın. Evet. Basın yayın mezunuyum ama e, Ticaretle uğraştım üniversiteden sonra. E, yeterince çalıştım düşündükten sonra. <laughs> e, Kaç yaşındaydınız siz ee, yani bu tekne işine geçtiğinizde? Ya 33 yaşında başladım aslında tamamen. Hı hı. Ee, tekne ve yelkene. İlk başlarda e, tekne kiralıyordum. E, Akdeniz'de çok uzun yıllar e, seyir yaptım. Sonra 2007'de 2007 sonu kendi teknemi satın aldım. Onunla da çok e, dolaşma fırsatım oldu. Doğal olarak yani denizli bir yaşamı tercih ettim. E, ve en büyük hayalim dünya turu yapmaktı kendi teknemle. İşte demin ki konuştuğumuz konular işte her şeyin tam hazır olmaması, işte her seferinde işte sağlıktı vesaire filan işte gelecek sene ya da üç sene sonra, beş sene sonra hı hı. gibi ee, şeyler tabi uzatıyordu bunu gittikçe. En sonunda e, buna yapmaya karar verdik ve yola çıktık. Palavralarımızı evet. çözdük bir gün. Elif'i de buldun. Evet. Ee, güzel de bir ikili oldunuz. Evet, oldu. <laughs> Evet, böyle bir yolculukta en önemli şeylerden e, demin ilk ikisini söylemiştim. Birincisi psikolojik olarak hazır olmak, ikincisi de vazgeçebilmeyi bilebilmek. <laughs> Üçüncü sırada da aslında iyi bir yol arkadaşıyla. Evet. Yani bütün e, seyahat boyunca birbirinizin elini bırakmayacağınız ve gerçekten e, iyi bir takım olabileceğiniz e, bir yol arkadaşıyla bu seyahate gidebilmek. Biz bu seyahat sırasında o kadar çok e, denizcilerle tanıştık ki e, sola başlayıp e, sonradan e, böyle bir iyi yol arkadaşı bulup e, çift olarak bitiren... ...ya da tam tersi çift olarak başlayıp e, solo olarak bitirenler... Galiba bu ikinci kısım biraz daha çok oluyor. Tabii <laughs> ya, ya ne kadar da gergin bir şey. Evet. Yani yolu giderken sürekli affedersiniz küfredersiniz. Ya yani ya hani ya. Bir, bir kızarsınız satsanız zaten. Atsanız atılmaz, satsanız satılmaz. Hani, hani bu pandemi günlerinde boşanma bir... <laughs> boşanma sayılarında <laughs> oldukça artış var ya... ...işte ona benziyor yani... Küçük bir ortamda tabii, sürekli tabii. E, birliktesiniz ve e, bitmeyen sorunlarla birlikte birliktesiniz. Hı -hı, yani hı. Sürekli endişe hali var yoldan kaynaklanan e, hava koşulları kısıtlı imkanlar. En büyük konumuz bizde su savaşlarıdır. Hı -hı. Her zaman çünkü teknede suyu deniz suyundan e, üretilen yani bir e, küçük bir cihaz var ama kapasitesi limitli. E, günde e, 30 litre bir su e, harcama şansım var. Duşa mı harcayacaksınız, bulaşıma mı temizliğe mi? E, bu kısıtlı yaşamda eldeki imkanlarla yaşamayı öğreniyorsunuz veya o imkan bitiyor, ona acil çözüm üretmeyi öğreniyorsunuz. Sürekli bir kriz yönetme var. Aslında belki de teknede yaşam bir şirket yönetmek gibi bir şey de diyebiliriz e, hmm. çünkü risk var cesaret var, hızlı karar vermek, kriz yönetmek, iyi bir takım olmak, Dayanık ekip olur. çalışması, evet, her şeyden bir parça var ve kendi içinde de zaten teknenin bir dinamiği var. Her şey elektronik ya da mekanik sürekli bozuluyor, arıza çıkıyor. ...bunları da yönetiyorsunuz. Evet, giysimiz masraf değil, saça başa harcamıyorsun... Tabii, tabii, ...ama tabii. teknenin kendisi çok harcıyor. Evet, hani. Evet. onu sürekli bakımlı ve e, işlevsel tutabilmenin bir maliyeti var... ...yoksa e, seninle de konuştuğumuz gibi sohbetlerimizde Nilay'cığım... E, ...normal kara yaşantısındaki giderlerimizden daha fazla bir gider asla olmadı... E, ...kişisel harcamalarımızda, e, hatta daha bile mütevazi yaşadık... Şimdi birkaç soruyu birden sorayım. Bir kere rota nasıldı? Rota genellikle nasıl yapılır? Yani doğudan batıya yapılıyor galiba ama o rotayı kim oluşturur? Yani siz yapıyorsunuz kendi rotanızı ama herhalde bir dünya görüşü var bununla ilgili. Rüzgarlara göre, mevsime göre. Sizin rotanız nasıldı? Üç yıl planladınız, niye beş yıl sürdü? Dünya turu rotası tamamen rüzgar dünyanın rüzgar rejimiyle ilgili. Hı. Hmm. Ee, doğal olarak da e, bu e, rüzgar rejimine göre de en doğru e, yöntem e, doğudan batıya e, doğru seyir yapmak. E, bu rotada ilk başta Marmaris'ten tüm Akdeniz'i geçtik biz. E, tabii e, bir, görmek istediğimiz yerlerde e, durarak tabii ki. E, arkasından Cebelitarık'tan sonra Kanarya Adaları. E, Kanarya Adaları'ndan sonra e, Karayip'lere geçtik. İlk e, Atlantik geçişimizi... 2014 Kasım'ında yaptık. Her günde günlük tutuyorsunuz değil mi? O mecburi gibi Tabii, bir şey. Tabii. E, zaten var. teknenin bir normal bir jurnali var. O günkü günlük e, olaylar, hava durumu işte e, günlük ortalama bilimiz. E, önemli olaylar Ağzı teknede yani. gerçekleşen arızalar işte sağlıklı kağıt vesaire. Kağıt kare mi o? Suda Tabii, kağıt kalem şey, yo, yo, normal. <laughs> e, e, teknede bir harita masası var. Harita masasında e, jurnalimiz duruyor devamlı Hı -hı. ve oraya notlar alıyoruz. Kısa kısa notlu oluyoruz. O günkü olaylarla ilgili. Ee, o var. Bir de tabii ki günlüklerimiz var. Kendi başımıza yazdığımız, her ikimizin de ayrı ayrı yazdığı. Duygusal. Duyguslar. Evet, <laughs> duygusal. gerçekten duygusal. Hiç kara görmeden gece gündüz yaptığımız en uzun seyir ilk e, olarak Atlantik geçişiydi. 19 gün sonra e, karaya ayak bastık. Karayiplerin Santa Lucia adasında. Bir sezon karayiplerde geçirdik. Evet. Önce güneyden e, kuzeye çıktık İngiliz e, Virgin Adaları'na kadar. Evet. Arkasından tekrar güneye indik aynı rotada e, Trinidad'a kadar. Karayipler'den sonra e, yine standart e, rota e, Panama kanalıdır bir buçuk ay falan Kolombiya'da kaldık. Orada San Blas adaları var. Hmm. Oldukça enteresan yerler. Hala 150-200 yıl geride yaşayan bir yerli topluluğu var. Ya. Orada bayağı uzun bir süre geçirdik. Biz tercih ettik orada uzun bir süre geçirmeyi. Ve çok güzel günler geçirdik e, San Blas adalarında. Arkasından e, Panama'ya geçtik. E, Panama'da e, işte Pasifik Okyanusu için ki çok uzun bir e, okyanus hakikaten. 8 bin mil yaklaşık, yaklaşık toplamında. Mil sayımızı aldı oraya geçmek. Evet. Ee, özellikle Pasifik için uzun süre e, Panama'da tekneyi hazırladık. Ee, Pasifik e, adalarında e, tabii yeterince alışveriş e, e, imkanı yok. E, ya da varsa da aşırı pahalı. O yüzden yaklaşık 6 aylık bir alışveriş yaptık. Temel ihtiyaçlar tabii ki. Yani tabii karadaki gibi değil hani bir şey unuttuğunuz zaman gidip hani ertesi gün veya arabanıza binip alabileceğiniz bir durum yok. ...her şeyi ama her şeyi planlamak zorundasınız. Uzun uzun listeler hazırlandı, uzun uzun alışverişler yapıldı. Panama İspanyolca konuşuyor, İngilizce çok çok az ve bütün etiket bilgileri İspanyolca. Ben böyle ciddi ciddi bütün gıda ürünlerinin önceden İspanyolcalarını çalıştım, çıkarttım. Hmm, hmm. Ona göre listeler oluşturuldu. <laughs> evet, İngilizce yetti mi size e, seyahatinizde demiştim... İspanyolca keşke bilseydik evet, dediniz evet, değil evet, mi? Evet keşke yani İngilizce tabii ki genel olarak e, hep İngilizcemizle yol aldık ama e, bir İspanyolca e, dilimiz olsaydı çok daha güzel olacaktı hayat, hayat diye kolay. daha kolay olurdu. Çünkü rota evet rota üzerindeki e, geçtiğimiz ülkeler Kolombiya olsun Panama olsun Karayip adalarında bazı adalar İspanyolca Galapagoslar öyle Ekvatoru ile e, İspanyolca konuşan ülkelerdi ve orada Ciddi ihtiyaç duyduk. Bir de tabii ki Fransızca. Dünyada biz de bu kadar e, yoğun bir e, Fransızca konuşulan nüfus olduğunu bilmiyorduk. Ama e, tüm dünyada ciddi hala e, Fransız e, sömürgeliğinden kalan, e, Fransızca konuşan e, Adalılar var. Almanca hiçbir yerde e, yeterli bir dil değildi. Hiçbir zaman kullanmadık. Ama Fransızca ve İspanyolca böyle bir e, dünya seyahatinde... Deniz kenarı kesinlikle. belki. Kesinlikle. Evet. Bir de, bir de. E, sömürgecilikle ilgili maalesef. Evet. Hmm. Yani evet hmm. İngiliz ve Fransız sömürgecilikle ilgili. Çöpler ne oluyor? Tabii bütün seyahat boyunca e, ayrımlı çöp e, taktiğini hmm. uyguladık. E, genel olarak prensip doğadan gelen doğaya gider. Bütün organik çöpler e, küçük bir e, konteynerde mutfak içinde birikiyor ve denize dökülüyordu. Ama onun dışında e, diğer geri dönüşümlü atıkları da e, pres edip e, ...teknenin boş bir e, deposunda depoluyorduk. Fakat her zaman gittiğimiz karada e, geri dönüşümlü çöpleri de bırakacağımız yerler olmayınca... ...bazen karaya sırf e, küçük e, çöp yakma <laughs> operasyonu içinde çıkıp bunu yaptığımız Ay, oluyordu. Enteresan. Ya O kadar çok sorun var ki ama rotayı bitirdik mi? Rotayı bir öz özetlemek gerekirse Panama'dan <laughs> sonra e, Pasifik Okyanusu'nu... Geçip e, Avustralya'ya ulaştık. Hmm. E, bütün Avustralya'nın doğu sahillerini yaklaşık 8 ayda e, tamamladık. En güneyinde Sydney'e kadar indik. Ama bu arada tabii Pasifik geçişimiz yaklaşık 9 ay sürdü. Of. Evet e, ilk en büyük kara görmeden yaptığımız geçişti. E, Panama'dan sonra Galapagos adaları ve Fransız Polinezya'sı arasındaki mesafeydi. 22 gün 22 gece ...bu bizim bütün seyahatimiz boyunca en uzun kara görmeden yaptığımız geçişimizdi. Pasifik Okyanusu'nun ilk etabı. Ondan sonra etap etap e, Fransız Polonezyası, Tahiti, e, Tonga Krallığı, Fiji, Yeni Koladonya... ...ve en sonunda e, Avustralya'ya vararak e, büyük bariyer resifi e, Pasifik Okyanusu'nu bitirmiş olduk. Of ne güzel yer, Doğru. belgeselde seyrettim ben orayı. <laughs> <laughs> Gerçekten muhteşem zaman geçirdik biz e, Avustralya'da özellikle e, Büyük bariyer Resifinde e, Çok güzel. unutulmayacak zaman geçirdik evet. Hmm. Sonra e, Avustralya'nın kuzeyinde Papua Yeni Gine var. Papua Yeni Gine ve Avustralya arasında e, Thursday Adaları var. Thursday Adaları bir kanal e, geçiş yeri. Thursday Adalarından sonra artık e, Pasifik <laughs> Okyanusu tamamen bitiyor ve Hint <laughs> Okyanusu'na çıkıyorsunuz. Hint Okyanusu ve uzak doğu. Baharat Adaları arkasından Endonezya, işte Endonezya'dan sonra e, Singapur, e, Ma Malaka geçtiği, Mala Malezya e, ve Tayland. Ay dile kolay ya, ne zor bir şey aslında. Ben bu ülkeleri bir arada o sırayla sayamam. şahanesiniz yani. Ve geçiyorsunuz, her biri ayrı macera, e, her biri kendi içinde ayrı bir kültür, ayrı bir yiyecek, içecek alışkanlıkları, e, giriş çıkış prosedürü maruz kalabileceğiniz hastalıklar da var. E, lokal en büyük korkumuz biz denizcilerin sivrisinek, malaryadır. Hmm. E, özellikle e, uzak doğuda e, ki e, çok şükür bize bizim başımıza gelmedi ama diğer uzun yol e, teknesi arkadaşlarımızdan bazıları e, ciddi rahatsızlıklar geçirip hastanede yatmak zorunda kaldı. Denizde de bir takım e, bize zarar verecek e, canlılar var, köpek balıkları, zehirli e, deniz anaları, timsahlar. Yani her yer kendi içinde e, bir e, Hem ritme, ve tehlike, tehlike de olabilir. Bunların hepsini önceden e, okuyup, e, daha önceki buraya gitmiş denizcilerin bloklarını, e, hikayelerini e, birebir ders çalışarak bir sonraki etaplara hep hazırlandık. Sizden önce kimler gitti? Türkiye'den bahsediyoruz. Evet. Hı -hı. Ee, bildiğimiz kadarıyla yanlış yapmayalım ama 13 farklı tekne var. Ee, i̇lk Sadunboro, nurlar içinde yatsın hepimizin idolü, ekolü. Ee, 60'lı yılların sonunda e, kendi teknesi e, kısmetle bu seyahati yapmıştı ve bize bugün bu ufu açan e, değerli insan... E ee, onun arkasından e, Osman Atasoy, Haluk Karamanoğlu, Tanıl Tuncer, Ekrem İnözü ve e, burada hani isimlerini hatırlayamadım. Evet, evet, e, tabii tabii evet evet. Yani zor ama aslında 13-14 kişi yani. Evet yani işte bu kadar aslında evet. değil mi? Evet peki bu 3 yıl yerine 5 yıl. Ya hep şunu sormak isterim. Korsan gördünüz mü? Korsanlar var mı? Hani böyle bu işlerin meraklı geyiği. Yani, yani sonuçta, ben gözlerim açık dinledim sizi. çünkü Çok ma eteceğim. Maalesef, maalesef korsan görmedik. Hı. Hmm. <laughs> i̇yi olan maalesef şey yok aslında e, şöyle e, yanlış oldu maalesef e, günümüzde halen devam ediyor diyecektim ama e, sonra bir düşündüm korsan gördük mü o soruyu hayır Hı -hı. görmedik Hı -hı. ama yani günümüzde maalesef e, korsanlık devam ediyor ve e, hatta artmış vaziyette şu anda. Ne yapıyorlar sizi mi evet, kaçırıyorlar? E, yok aslında e, küçük teknelerle değil e, asıl işleri büyük gemilerle korsanların özellikle Malezya'da çok ciddi anlamda e, hemen hemen her hafta bir olay oluyor aslında basıda yansımıyor ama mozot e, mazot soygunculuğu şeklinde gerçekleşiyor. E, çok hızlı botlarla gelip e, gemiye çıkıp e, işte ele gemiyi ele geçirip çok hızlı bir şekilde e, petrol e, gemilerini soyuyorlar. Hı -hı. Halen de devam ediyor. Yani, mesela... Zaten işte, şey biliyorsunuz Somali'deki olanları. Evet. E, az bu işte Orada fidye olayları da var. Fidye tabii çok büyük fidye olayları evet. oldu. E, sonra Somali üç aşağı beş yukarı kontrol altına alındı derken şimdi yine de çok büyük sorun var. Yani Afrika'nın batı, batı sahillerinde. Keza Venezuela ve Brezilya sahilleri öyle aslında. Aa, evet Brezilya sahilleri çok şu anda oldukça evet. ve orada küçük büyük sadece gemi değil küçük tekneyle de maalesef tarz ediyorlar. Biraz Dünyanın artık son dönemdeki ekonomik durumlarından da kaynaklanıyor herhalde ki oradaki halk ne yazık ki buna yelteleniyor. Siz şimdi 3 e, yıl gidecekken bir yere geliyorsunuz ve bir korsan saldırısı duyuyorsunuz ve ondan sonra 48 saatlik bir düşünme sürecinden sonra bambaşka bir şey oluyor. Evet Nilay. E, Demin ki evet rotodan Roto kaldığımız ha, yerden evet. aslında bunu onunla bağlayabiliriz. Ee, Sri Lanka'nın hemen akabinde Maldivler'de rotamızın bir sonraki etabı ve artık Maldivler'de bir karar vermemiz gerekiyordu ee, önümüzdeki seçenek e, Kızıldeniz üzerinden Aden Körfezi ve Kızıldeniz üzerinden e, Süveyş kanalıyla Türkiye'ye Akdenize varmaktı fakat ne yazık ki önümüzden önce e, giden e, teknelerden bir grup e, denizci arkadaşlarımızı Avustralyalılar bir e, korsanlık girişiminde bulunulmuş ve e, takip ettiğimiz bir network ağıyla bunun mesajı bizim e, yola çıkmamıza 48 saat kala e, bize de haber olarak geldi ve biz tabi tamamen e, dumur bir vaziyette eyvah dedik yani böyle bir gerçek var tamam bunu biliyoruz oyrota da böyle e, olaylar var ama tabi iş gerçeğe e, dönüşünce ciddi ciddi düşünmeye başlıyorsunuz ki iki buçuk üç ay sonra en fazla artık seyahatiniz neredeyse bitmiş üç yılın sonundasınız bütün sonraki ayların geleceğin planını dönecek şekilde yapmışken böyle bir gerçekle karşılaşınca Evet, 48 saat ciddi bir beyin fırtınasıyla biz şimdi ne yapacağız? Hı. Seçenekleriniz neler bir de, ne yapacağız da? Bir kere her şeyiniz, maddi bir şeyleriniz ona bağlı. Ona göre seyahatinizi planlamışsınız. Tabii, Şu tabii. kadar harcayacağız. 2,5 tabii, ay tabii, sonra tabii, belki tabii. işlerinize geri döneceksiniz. Tabii, tabii, hepsi. Herkes sizi bekliyor. Hepsi. Ve ama 48 Peki, saatte... Yaşlı bir anne baba var, 3 yıldır görmüyoruz ki. Evet. Ee, daha sonra e, üzücü bir hastalık haberi de aldık ama maalesef yol hali. Geri dönmedin ee, Evet geri sen, dönemedik devam etmemiz gerekiyordu. Ee, yani orada bir gerçekten hayati karar vardı maddi manevi ee, ve seçenekleri alternatif rotaların ne olabileceğini bu arada tartıştık Mustafa'yla. Bunun sonunda doğayla mı uğraşmak insanlarla mı uğraşmak? Ümit burnunu dönersek ciddi doğa koşulları var. 4-5 metrelik dalgalar, ciddi fırtınalı havalar, akıntılar, ters akıntılar ya da tam tersi insanla uğraşmak dersek Somalili korsanlar. Çok güzel hiç bırakmayı düşünmüyorsunuz arada değil mi? Üçüncü seçenek yok burada. Çok küçük bir seçenek de vardı ama düşünmediğimiz bir seçenekti. Teknemizi e, shipping denilen e, Maldivler'den bir gemiye koyup hmm. e, kısa yoldan e, Akdeniz'de bir limandan almak ama bunu ya da almak. evet ya da Süveyş'te almak ama bu hiçbir zaman bir seçenek olmadı ki bunu yapan arkadaşlarımız oldu e, Ümitburnu dolaşmak yerine ya da Aden'e girmek yerine ama e, balıkçıl bizimle bütünleşmiş bir e, karakter ve eğer bunu yapsaydık hiçbir zaman zaten bu seyahati de bitmiş kabul etmeyecektik. Bunun huzursuzluğu bütün hayatımız boyunca Hı. devam ederdi. Hı. O yüzden o seçeneği kaldırdık. Mustafa çok tatlı arada kafasını sallıyor. Evet öyle. Evet. evet. Ya nasıl güzel de bir izi var. Böyle güle güle. Teşekkür ederim ha. Siz sonra kararınızı verdiniz ve yolu da uzattınız. Evet. Doğayla Aslında. uğraşacağız dedik. İnsanlarla uğraşmak istemiyoruz. <laughs> Ama sonra bayağı sürmüş canım yani nereden nereye yok Amerika'ya gittik oraya gittik anlatıyorsunuz söyleseniz o aşağıdan evet, evet. iki buçuk ay sonra seyahat bitecekken ne ya, oldu e, normalde e, tabi e, dünyanın çevresi 21.600 e, mil toplam hı hı. Hı hı. E, böyle bir turda yaklaşık bir 35.000 e, 40.000 bile yakın e, yapma durumunuz var. Sonuç olarak hiçbir yere direkt gitmiyorsunuz. Evet. Ee, bunun üzerine sadece biz e, bu e, tercih aşamasına geldiğimizde şöyle bir millere baktık ne kadar yolumuz uzayacak diye. Kuş uçuşu 10 mil koyduk üzerine. Yani bu seyahatin ki e, herhalde 15 bin yakın bir şey oldu sonradan. Kısa rota e, Ümit Burnundan kuzeye çıkmak, Kabo e, Verde adalarına, arkasından e, Kanarya Adaları ve Cebel Tarık. Uh -huh. rotanın bir kandi kapı, rüzgarlar genelde kuzeyden esiyor. O yüzden e, kuzeye doğru, yani rüzgarın estiği yöne doğru çıkmak oldukça e, zor bir seyir. Lafın kısası, Afrika'dan sonra Cebel Tarık direkt rotası e, oldukça zor bir rota, e, meşakkatli bir rota ve uzun süre motor yapmanız gerekiyor. Uh -huh. Yolun uzaması pahasına tekrar e, Cape Town'dan biz e, Brezilya'ya gitmeye karar verdik. Uh -huh. Yani bol rüzgarlı bir rota ama yol çok çok uzuyor. Çünkü bir Atlantik geçişi daha yaptık. Bu sefer daha önceden e, kuzeyde geçtiğimiz, e, ilk ya dünya turunda ilk çıktığımızda, ilk, yana, ilk yıl geçtiğimiz e, bir Atlantik geçişini bu sefer Güney Okyanusu'nda yaptık. Brezilya'ya doğru. E, Brezilya'ya doğru geçtik, bir Atlantik geçişi daha yaptık. E, arkasından e, bu sefer güneyden güneyden tekrar ekvatoru geçip Kuzey Atlantik'e çıktık. Neredeyse bir okyanus geçişte güney ve Kuzeye yönlü oldu. Arkasından e... Onunla da bitmedi tabii. Tabii de geri dönmemiz gerekti Cebel Tara. Artık Atlantik A Okyanusunun karşısına geçmiştik. Yani hmm. e, teorik olarak baktığımızda e, biz Karayip'le geldiğimizde şunu fark ettik ki biz Dünya turunu bitirdik. Yani 360 dönmüş olduk. Aa, evet. evet. Ama e, eve henüz gelmemiştik tabii. Batıdan Doğuya doğru yani geriye dönmemiz gerekiyordu. Of, bir de, de Atlantik'i eve doğru yani Cebel Tara'ya doğru geçtik. Arkasından e, Portekiz'den e, Cebel Cebelitar'a girdik e, ve artık Cebel Cebelitar'a girdikten sonra da Akdeniz'e yani memleketimize dönmüş gibi hissettik. Peki e, iyi ki yaptık diyorsunuz herhalde değil mi? Kesinlikle. Tabii. Yani <laughs> beş yıl. E, peki en zorlandığınız şeyler nelerdi? En çok neyi özlediniz? E, ...belirsizlikler. Çünkü sürekli... ...bir endişe hali var. Hava koşulları... ...her ne kadar bugünkü teknolojiyle... ...önümüzdeki 3-5 günü... E, bilebilseniz ...bile bilseniz bile... ...sonuçta her an e, değişiklikler... ...olabilir. E, hava koşulları... E, ...her an birimizin uzun yolda hasta... ...olma ihtimali ya da... E, ...uzun yol sırasında... ...ikişer saatlik nöbetlerle... E, diye nöbetimiz var. E, bir diğeri uyurken... Diğeri e, yukarıda nöbette oluyor. Hmm. E, çünkü gece gündüz yol alıyorsunuz. Her ne kadar tekne e, otomatik dümende, otopilotta olsa da... ...yine de sistemi, yelkeni e, veya çarpışma rotasında... ...herhangi bir e, gemi veya tekne var mı ona bakmanız gerekiyor. Ve e, bu aşamada aşağıda uyuyan ayakta olanı iki saat göremeyebiliyor. Ve e, Allah korusun o koşulda e, her ne kadar bağlı da olsak... E, bir şeyler ters gidebilir ve e, denize düşebilirsiniz. Ve belki o iki saatlik uykuda derin uyuyan kişi kalktığında yukarıda hiç kimseyi bulamayabilme ihtimali de vardı. Ay çok vardı. Evet. <laughs> yani i̇ki kere kazamız oldu bir de yolda. Oo. Evet birincisi Avustralya'dan çıktıktan sonra Papua Yeni Gine açıklarında dümen palamızı e, kaybettik. E, dümen palası teknede bütün e, dümeni e, kontrol eden aşağıdaki e, salma gibi hı hı. E, diyelim e, yön veren e, mekanizma bir şeye çarptık. Bir balina olabilir belki yüzen bir cisim olabilir e, ve tamamen kökten koptu ve kontrolsüz bir şekilde biz e, okyanusta bir 10 gün geçirdik. Ve Endonezya'nın ilk kara e, parçasına vardığımızda bitik vaziyetteydik ve e, tekrar yeni Dümen Palasının e, Fransız yapımı bir tekne balıkçıl Fransa'dan gelip monte edilmesi Endonezya koşullarında inanılmaz bizi e, zorladı hiçbir yerde tamir imkanı yok ve e, Bali'ye kadar ki bu yaklaşık 1250 mil 2000-2500 kilometreye karşılık. E, yaptığımız geçici e, düzenlemelerle Mustafa bizi sağ salim Bali'ye kadar ulaştırdı balıkçılığı ve e, beni ve orada yeni dümen palamız geldi takıldı e, ve yola devam ettik ama tabii o iki buçuk aylık süreç çok gelgitler doluydu. Sancılı. Yani bir evet. bela iki buçuk evet. ay sürüyor. Evet. İki gün evet. değil yani. Evet, evet. Yani anladım. Bürokrasiyle uğraşıyorsunuz. Gümrükten uzun bir müddet gelmiş ürünümüzü alamadık. Burada sağ olsun Türkiye Büyükelçiliği, Jakarta Büyükelçiliği bize bu konuda bir destek verdi. Olayı hızlandırdı. İki buçuk ay sonra hı hı. dümen palamızı aldık ve yola devam ettik. Bunun yanı sıra Güney Hint Okyanusu geçişimizde tekneye yıldırım düştü. Yani çok şimşekli günlerde seyirler yaptık ve bütün elektronik sistem devre dışı kaldı. Self dümen kullandık. İşte LGPS ile koordinat aldık. bütün elektronik haritalar var artık bu devirde. Yani ya her şey devre dışıydı. Tabii zaten şarj vesaire olasılıklarınız tabii, 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 çok da tabii, süper değil değil mi? Tabii. Ben iletişim internet nasıl sordum. En basit bir biçimiyle diyordum Mustafa. Yani şey böyle hani googlelayıp da bir şeyin fotoğraflarına saatlerce bakmak sadece gibi text. bir olasılık yok. Evet evet sadece te text mesajı alıp verebiliyoruz. Çok, çok kısa mesajlar evet mi? yani evet. Bugünün teknolojisi evet, bir için bir uydu sistemi var teknede. Hı -hı. Uydu telefonu. Konuşma imkanı çok çok sınırlı. Yayın e, güzel değil ama evet tekst mesajlarıyla sadece e, günübirlik hava raporları e, basitçe alabiliyorsunuz. Ya da karşı tarafa kısa bir ben iyiyim mesajı gönderebiliyorsunuz. Peki bu işin maliyeti size ne kadar oldu hesapladınız mı? Genellikle ne kadar oluyor yani? Beş yıl sizin üç yıl planlarken bir de beş yıl. Ya, hesaplamadık. Ama yani böyle ya, bir, bir beş yılın maliyeti şey değil ama ya. hani bir aylık ortalama bir bütçeden konuşacak olursak bir çiftin harcamasından dersek teknenin bakım da ortalama bir yıllık olarak hesaplarsak aşağı yukarı 3000 bin dolarlık. Aylık bir maliyeti var ama Hı -hı. çok çok mütevazi yaşadığınız bir Ve koşulda. Ve her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Tabii. Çamaşır makinesi tabii, tabii, yok, bulaşık tabii, makinesi tabii, yok, yok. kuaför yok. su, kısıtlı, kıyafet alışverişi hemen hemen çok çok az yaptık. Ağırlıklı olarak, balık tutarak beslendik. Ha. Sağlık masrafı olarak yine şükürler olsun bir masrafımız olmadı. Hmm. Ee, Orada başka bu... bir sağlık sigortası tipi mi var? Bütün dünyada geçerli var mı öyle bir şey? Ne yazık ki biz Türkler için biz böyle bir paket bulamadık, bulduğumuzu zannediyorduk. Üç yıl boşu boşuna sigortalıymışız. Türk vatandaşları e, yurt dışına gittiği zaman e, 180 gün içinde tekrar Türkiye'ye giriş yapmaları gerekiyormuş. Ha. Aksi takdirde hani böyle bir Türkiye'den çıktınız, 3-5 yıl hiç Türkiye'ye dönmediniz, o sigorta geçerli değilmiş. Çok küçük bir e, sağlık sorunumuz olmuştu. Sigortamız var diye sevinerek Avustralya'da koştur koştur doktora gittiğimizde bu gerçekle yüz yüze geldik. Üç yıldır Türkiye'ye giriş yapmadığımız için o sigorta geçerli değilmiş. Para evet, <laughs> boşuna para ödemişiz. Evet sigortaya <laughs> boşuna para ödemişiz. Of oh, çok fenaymış. Evet bunu da çek etmek lazım. Peki e, gelir... Yolu var mı? Siz tekneyi birilerine aldınız zevkle, keyifle, sizinle yolculuk edecek insanları e, çağrılar yapıp tekneye de davet ettiniz ama bir kısmı tanıdığınız insanlar daha önceden bildiğim kadarıyla onlar uçak biletlerini alıp geldiler. Belki bir takım masrafları sizinle paylaştılar. Nasıl oldu o iş? Amaç bir e, kar beklentisi, ticari bir mantık değildi. ...daha çok o yolculuğun, o etabının e, masraflarını paylaşmak... ...bir e, katılım payı diyebiliriz. E, bunu e, konuklarımıza e, gelmeden önce bildiriyorduk. Size de arkadaş, hem de belki sen iş bölümü yapıyorsun. Tabii, Sen tabii. diyorum çünkü. Evet, tabii, tabii, tabii. tabii <laughs> o tercihlik yöneticilikten evet. sen şu işi yap, sen e, şunu yıka. Değil evet, mi? evet, ciddi bir görev e, dağılımı yapıyorduk gelen konuklarla. Ama tercihen... E, Uzun okyanus geçişlerine ya da uzun etaplara değil, gittiğimiz, vardığımız e, turistik adalarda adalar arası e, seyahatler için e, böyle bir e, misafir ağırlamayı tercih yani ettik. Şahane, bir daha gittiğinizde gideceksiniz <laughs> değil mi bir yerlere? Sadece, sadece kolay yerlere, yani turistik yerlere. <gülüyor> <gülüyor> tamam, sadece kolay yerlere, bir daha bir yerlere gidersiniz ha Mustafa? Uh, ...who knows? <laughs> plan bitmez. Ya, Hayat plan planlar bitmez. üzerine. Ya mutlaka haberdar olmak istiyorum. Ya, ve tabii o turistik yerlere, bu çatlar, ...geliriz yani. Büroyu almaya başvuracağım inşallah. Evet, evet, Evet o şekilde konuklarımız oldu. Tabii çok keyif aldığımız konuklar da oldu. Bunu da açık söyleyeyim. Çünkü teknedeki yaşam gerçekten çok farklı. Hı -hı. E, fakat bize e, sıkıntı yaratan... E, Tamam biz artık bunu yapmayalım bize dedirten, düşündürten konuklar da oldu. Hmm, ne güzel ee, bunu söylemen açık evet, açık hakikaten evet, olur evet, tabii evet. ki. Çünkü e, gerçekten hani 45 metrekarelik bir alanda, yaşam alanında e, çok fazla tanımadığınız insanlarla 24 saat bir arada olmak ve iş bölümü yapmak... ...kolay değil. Canınızı sıkan ne oluyor orada? Yani bir insanın tembelliği midir? Empatisizliği midir? Teknik bilgisi olmaması mıdır? Size yeterince dikkat etmemesi midir? Rahata geldiğini düşünmesi midir? Nedir? Evet aslında ilk iki söylediğin... ...en fazlası... ...biraz karadaki... ...hayatının verdiği rahatlığı... ...teknede de bulma... ...beklentisi... Ve empati yapamamak. Yani bir e, yeni bir yere gittiğimiz zaman ne yaparız? İlk önce bilmiyorum ben kendi adıma konuşursam e, ev sahibini izlerim. Neyi nasıl yapıyor veya arzu Doğru. ediyor onu gözlemlerim. E, bunun gibi. Hmm, tabii. E, peki e, çocuklular için nasıl bir şeydir bu? E, bizim gözlemlediğimiz kadarıyla. E, maalesef e, çocuk e, olayıyla dünya turu e, örtüşmüyor. Hmm. E, çocuklar sıkılıyorlar genellikle ve muhakkak bir arkadaş arıyorlar hmm. kendilerine. Özellikle yalnız e, olan tek çocuklar of, e, zor, gerçekten tabii. çok e, sıkıntılı oluyor. Ve çocuğun mutsuzluğunu e, gözlemledik ve biz işten içe çok bazılarına çok üzüldük. Hmm. Çocuğa uygun bir yer değil. Aileler evet bunu... Eğitimlerini e, işte e, internetten falan homeschool vesaire kendileri e, şey yapıyorlar. Yani çok şey de katıyor diyebiliriz çocuğa ama Tabii. E, tek çocuk olgusu çok zor her şeyden önce. Yani iki kardeş evet bir de e, belli bir yaşın üstünde olması gerekiyor. Yani o gördüklerini e, içse, içselleştirecek e, yani farkına varacak yani değerini anlayacak e, yaşta olması gerekiyor. Ee, bu da herhalde bir 12 13 yaşlarında falan olabilir yani. Peki biraz da keyifli tarafından bahsedelim. Yani karaya çıkma durumunuzu ben merak ediyorum. Hep teknede değilsiniz. Mesela demin Mustafa sen bir ada durumundan bahsettin. Yani benim için o kadar seksi ki. Yani 150 yıl geride teknolojisi, kafası bir adaya çıkmak, orada vakit geçirmek, yaşamak. Bu keyifli anlarınız neler? O karaya çıktığınızda neler yapıyorsunuz? Biraz bahsetsene. Gerçekten o kadar çok keyifli e, anımız var ki. Ama tabii hiç unutamadıklarımızdan e, birisi Çagos Adaları. Yaklaşık dört hafta kaldık biz. Hint Okyanusu'nun ortasında bir adalar grubu. E, oradaki iki ada İngilizler e, tarafından e, yatçılar için ayrılmış. E, Hint Okyanusu geçişi sırasında e, uğranılmak üzere stopover dedikleri e, bir olay. Bu adalar e, yaklaşık 60 yıldır hiçbir insanın yaşamadığı Adalar daha önce yaşayan yerliler bir şekilde zorunlu göçe tabi tutulmuşlar. Bir kısmı Malutus Adalarına diğer kısmı Şeys Adalarına ikamet ettirilmiş. Ya. Adalar sonuç olarak terk edilmiş. 60 yıldır hiç kimse yaşamıyor. E siz nerede nasıl kaldınız? Biz çapa yerinde kaldık adanın korunaklı çapa yerinde. Ve ada kokonat ağaçlarından jungle olmuş. Yani yürümek falan çok zor adanın içinde. Her türlü e, deniz kuşu su altı e, canlılığı inanılmaz. E, hemen hemen her cins köpek balığı, e, işte e, yunuslar, dev mantalar, e, hemen hemen her cins e, balık. E, özellikle e, balık avcılığı çok e, benim için çok enteresandı. Elif de arkadan duyuluyor mu bilmiyorum köpek, köpek balıkları <laughs> devasa en büyük köpek balıklarını orada gördük. Bir yani. de deniz kuşlarını. ...herhalde ya da balıkları... ...bütün hepsini tanımak durumundasınız değil mi? Yani öyle, özellikle deniz kuşları... Yani ...bu kadar e, iç içe olduğumuz zaman olmadı çünkü... ...yani bunun onların evet. doğal ortamında... ...birlikte yaşama imkanı bulduk... E, ...çok enteresan şeyler gördük. Evet. Hepsinin e, yumurtlama yerlerinin... E, ...olduğu yerlerde... ...çünkü son e, 50-60 yıldır... ...hiçbir şekilde insan ayağı... ...yani denizciler dışında bu... ...yılda ortalama 30 tekne sadece oradan... E, geçiş izni veriliyor. Size bu 30 e, şanslı tekneden bir tanesiydik. E, oraya Türk teknesi olarak giden ilk tekneyiz e, bildiğim kadarıyla. Özel İngiltere'den özel bir izinle aylar önceden e, orası için izin alıyorsunuz. Ya hiç... Sadece yılda dört hafta size izin veriyorlar ve 30-35 teknelik bir kota var. Hmm. Yani bütün yıl boyunca 30-35 tekne. Tabii, yani tabii. biz de oradayken Sezon. örneğin e, 7-8 tekne vardık. Hmm. Yani aynı çapa alanında. Şu enteresan geliyor. Yani böyle bir tekneyle macera gibi ya... ...hiç bu kadar diplomasiyle uğraşacakmışsınız gibi gelmiyor. Ama aslında diplomasisi de ne kadar çok değil tabii, mi? Tabii tabii tabii. Ee, her ülke çıkışı sıkıntılı olmasa da birçok yerde... ...maalesef e, Türk vatandaşlığının bazı yerlerde e, vizeyle ilgili sıkıntılarını Ay, yaşadık. De vize sorunları tabii, yaşıyorsunuz. Tabii tabii birçok yere... E, ...gitmeden önce online ya da direkt e, konsolosluklar kanalıyla e, vize aldığımız yerler oldu. Kapıda da vize aldığımız ülkeler oldu ama e, ağırlıklı olarak e, hep bir önceki e, yerde bir sonrakinin e, vize... ...ülke giriş çıkış işlemleri, e, ciddi bir evrak trafiği vardı ülke Peki, giriş çıkışlarında. Peki bu yeme içme meselesine teknede zaten bir takım ürünler var. Yani kendi marketiniz var. ...adadan da bir şeyler bulup sağlıyor musunuz? Yani hani işte tabii, örneğin, ne bileyim... ...hani adaya düşmek e, evet. terimine dair bir şeyler yapıyor musunuz? Yani işte en güzel örnek o Çagos Adaları. Hı. Çünkü yani adada bir market yok sonuç olarak. Tek denizde ne varsa... ...daha önce alışveriş yaptığınız... ...onu kullanmak durumundasınız. Ve tabii ilk önceden tabii burada... Burada market devreye giriyor. <laughs> Ama e, asıl önemlisi sonuç olarak tabii ki... E, Burada taze meyve sebze ve e, et bulma imkanınız yok en önemli hmm. konu bu. Yani sürekli de fasulye vesaire makarna yemeyeceğinize göre. Teknedeki e, taze erzakta e, meyve sebze ve taze et grubu da e, difriz yok bu arada enerji kısıtlılığından dolayı. E, donuk yiyecek kullanamıyorduk e, ve mevcut e, buzdolabımızda bu taze erza en fazla bir hafta tutacak e, kapasitedeydi. Ee, bu sebeple ilk bir hafta Halkulay'da yiyip içiyorsunuz. Bolluk bereket ama ikinci hafta ve daha fazlasını uzadığı zaman seyahat artık orada e, kreatif... Kokonat. E, evet coconut. neler varsa <laughs> evde <laughs> evet, evet, her türlü balık e, ürünü e, işte balık çorbası, balık keki, e, balık köftesi her şey devreye giriyor. Evet evet belki de benim açımdan en güzel e, kısmı oydu. E, sonuçta sabah markete gider gibi e, bizim tıfıla atlayıp... Ee, bize uygun bir balığı tutup geliyordum sonuç olarak. Ay şahane. Evet. Bir de en güzel tarafı bu su meselemiz var. Ee, şimdi denizden yaptığımız suyu içiyoruz. Ee, doğal olarak tadı çok e, keyifli değil. Kokonat ee, e, suyu hakikaten çok güzel. Çok da hmm. sağlıklı. Ee, özellikle Çagos'ta sabahları kokonat e, suyu içmek çok hoşumuza gidiyordu. Onunla ilgili de bir şey buldum. E, şimdi kokonatı öyle hani filmlerde görüldüğü gibi e, işte şey elinize alıp e, bıçağı kolaylıkla şey yapmanıza imkan yok hani. Ee, Yok açıp vesaire bir de pipe, Yani... Beşinci kattan attım bir gün evet, artık. Evet, evet. Başa çıkamadım. Evde matkapla delmeye çalıştım falan. Bravo iyi doğru yöntemi bulmuşsunuz. Vera, yukarıdan ya, attım de... aşağıdan tuttum poşetin <laughs> <Ya>, içinde. <laughs> turistlerin en çok başlarına gelen kaza e, kokonat e, düşmesiyle oluşuyor. Hmm. Senin de söylediğin gibi e, matkap e, denedim en sonunda. Hmm. E, matkapla deliyordum bir de pipet koyuyordum içine. Oo, ne e, güzel. Ondan sonra pipetle içiyorduk sabahları kokonat suyumuzu oldukça keyifliydi. çok da başarılı oldu evet Valla işte böyle böyle şeyler keşfediyorsunuz değil mi evet yokluklar veya imkansızlıklar en güzel tarafı da belki teknede e, bunu öğrenmekti. size bir şeyleri yaratmayı ya da çözüm bulmayı e, öğretiyor şahane insan kendini de ben bunları başarabiliyorum artık her şeyi yaparım diye ya, bir de orada hani bir kendine şey var. güven veriyordur mu Tabii tabii. Bir de orada şey vardı. Özellikle kokonat krep dedi. Kokonat yengeçleri. Evet. Yok kokonat yengeçleri vardı. dünyada soyu tükenmek üzere aşırı avlanmaktan. bu kokonat yengeçleri neredeyse bir servis tabağı büyüklüğünde ve eti çok lezzetli. Hmm. Hakikaten. ve biz de maalesef bunları Tükettiniz ağlamak durumunda biraz. kaldık. yani Yoksa <laughs> açız. Peki bir şey soracağım. İngilizler duymasın tabii bu arada bize o iz, özel izni verenler. Ya balık konusunda da şey yapmışlar. Sonuçta tuttuğumuz balıkları kaydediyorduk. Hmm. Ee, bir Güzel bir şey o. Evet güzel bir şey. Evet. Ama şunu yasaklamışlardı o kötüydü. Yedi tekne filandık. Ee, şimdi ben balık tutmayı da çok seviyorum. Ee, diğer insanla da paylaşmak istiyorduk. Yasaklamışlar. Yani siz tuttuğunuz balığı gidip e, şey veremiyorsunuz. Başkasına. Hani buyurun alın yayın falan diye. Biz şöyle çözümünü şöyle bulduk. Çünkü balık da çok bol. Yani öyle güzel ki şimdi Lagos e, e, tutuyorum 6-7 kilo. Hmm. Yani e, bazen bırakıyoruz çok büyük falan diye. Kıyıda ateş yakıyorduk, çok büyük ateş yakıyorduk. Ve gündüzden e, teknere söylüyorduk akşam balık yiyeceğiz kıyıda buyurun gelin diye. çözüm öyle bulduk hep beraber yiyorduk. Ay çok güzelmiş. Böyle. Peki buraya geldikten sonra bir balıkçıya gittiniz mi? Balık yemek nasıl bir his olur buradan sonra ya da çok e, büyük hesap ödemek balığa? evet geldikten sonra <laughs> e, kışın e, eski balıkçımıza gittik hmm. sonuç olarak. E, haldeki. ama tabii. güzel tarafı tabii ki servis yapılması. Doğru. Hmm. Sonuçta masanıza servis yapılması. İnsanı özlüyor değil evet, mi? Evet tabii bunu özlüyor insan. Ama çok pahalı. Maalesef evet. ama hala balık sözümüz. hakikaten Hı. bunu da söylemek e, istiyorum. E, Türkiye bizim asla 5 yıl önce bıraktığımız Türkiye değildi. Hmm. Datça'dan e, Türkiye'ye resmi olarak giriş yaptık. İlk Türk parası çekeceğiz e, bankamatikten. Daha çünkü e, ye ilk yeni adım atmışız. Banknot, en büyük banknotu çektik. Evet, e, yani bir 100 lira çeksek yeter herhalde. Hmm. Çünkü en son e, çıkarken e, bir 100 lira çektiğinizde... ...hani o anki kısa alışverişi yapmak için idare eden bir rakamdı. Fakat daha oturduğumuz ilk bir şeyler atıştıracağımız yerde... ...zaten o para bitti. <laughs> ya değil <mi>? <gülüyor> Evet. <gülüyor> Şunu sorayım bir de e, kara hayatınız. Yani gidiyorsunuz bir limana, e, tekneniz nerede duruyor, siz ne yapıyorsunuz, orada otelde mi kalıyorsunuz, yoksa her gece tekneye mi dönüyorsunuz, arabamı motor mu kiralıyorsunuz, nasıl geziyorsunuz? Gittiğimiz yerleri e, e, karadan da gezmek istiyoruz her şeyden evet. önce. Yani. E, halkla da aşırı neşir olmak çok hoşumuza gidiyor. Gerçek yaşamı görmek, oradaki turistik yerlerin dışında yerlerde bulunmayı hmm. özellikle istiyoruz. Evet. Bunun da tek yöntemi işte otobüsle gezmek gittiğiniz yerleri. Hmm. E, diğer bir yöntem e, bir araba kiralamak hmm. sonuç olarak. E, biz bazen araba kiralıyorduk, bazen sırt çantamızı alıp dediğim gibi otobüsle, trenle e, işte o, o ülkede ne varsa seyahat edilebilecek e, o şekilde ee, mümkün olan e, her şekilde ülkeyi tanımaya ve gezmeye çalışıyorduk Hı -hı. özellikle. Peki... İnternetten sizi takip eden insanlar var mıydı? Siz ilk önce hani biz konuştuğumuzda... ...ya biz çıktığımızda YouTube yoktu ya hani tabii, gibi... Tabii, ...hani şey tabii. manasında dediniz ama... ...yani bu kadar popüler değildi biz çok düşünmedik manasında ama... ...sonra biz konuşurken fark ettik... ...iki sene YouTube kapalıydı ya Türkiye'de diye... ...hani Wikipedia gibi haklısın, çok acayip... Haklısın. ...bunu düşünemiyor insan tabii evet. ama öyle de tabii, bir durum tabii, vardı çok, yani. O anlamda da her şey Türkiye'de de dünyada da çok hızlı bir gelişim oldu... 2014 yılında çıkarken, evet bu hiçbir şekilde seçenek değildi. Ee, çekimlerimizi sadece kendimiz için, kendi arşivimiz için alıyorduk, işte e, GoPro'yla e, cep telefonlarımızla. Fakat tabii bu arada e, YouTube e, çok popüler oldu ama biz tabii geride kaldık. Zaten ikimiz de öyle çok teknolojik insanlar değiliz. E, biraz da bu seyahati çıkma sebeplerinden çok küçük bir tanesi de olsa teknolojiden uzak kalmak mümkün olduğu kadar az bilgisayar, az e, medyadan uzak evet medyadan uzak durmaktı. Hı -hı. E, o dönem Instagram da o kadar çok Hı -hı. popüler değildi. Bir Facebook hesabımız vardı. Şu anda hala ork olarak açık bulunan hesap. Çok aktif olmamakla beraber takipçilerimiz size oradan her gittiğimiz noktadan bir post paylaşımı yapıyorduk. Biz buradayız, vardık, iyiyiz gibi. O şekilde bir... Takipçimiz vardı. Şimdi bir de kitap yazacaksınız ama e, galiba tarzına karar veremediniz. Yani editoryal tarzına değil mi? Çünkü e, sizin anlattığınızdan da şimdi çok çok iyi anlıyorum ben. E, denizciler diğer denizcilerin kitaplarını takip ederek çok şey öğreniyorlar. Yani onların kesinlikle, tecrübeleri kesinlikle, çok çok önemli. Kesinlikle. Mutlaka öyle bir içerik yapmak zorundasınız. Yani biz şurada şunu yaşadık, burada bu zorluğu yaşadık, burada İngiliz hükümeti buna izin vermedi, şurada bize zorluğu yaşadık, belki işte. Tabii burada bu hasta var ya da burada şu e, sıkıntılar var yokluklar var sağlık sigortası mevzu bile ne kadar önemli bir kere olması gerekenler var ikincisi e, siz belki onu bir edebi formata dökeceksiniz e, yayın evi arayacaksınız bütün bunları ya yaşayıp bir e, kitap günlüklerinizden kendi kişisel günlükler ve hani balıkçıl günlüğünden e, yola çıkarak bir şey olacak muhtemelen bir de burada aşk temasını Ele alalım Şimdi siz e, yani aşık oluyorsunuz birlikte bu yola çıkalım diyorsunuz ya tam biter ya tam olur diyorsunuz ve evlilik durumu var. Çok da enteresan bayağı gelenekli neredeyse ama teknelerle yapılan bir düğün olmuş hem de Sydney'de değil mi? Evet evet. Kaç yıl Barışın... sonra evlendiniz çıktıktan sonra? Um, yola çıktıktan iki yıl sonra evet. çıktıktan <laughs> <laughs> dört yıl sonra. İlk Atlantik geçişinden sonra Mustafa'yla nişanlanmaya karar vermiştik. Fakat hani öyle evlilik çok da yani ne zaman olur, ne şekilde olur, nerede olur planladığımız bir şey değildi. Aramızdaki bu sıkı bağ güçlendikçe bir kere her şeyden önce böyle bir yolculukta birbirinize canınıza emanet ediyorsunuz. Bu çok önemli bir unsur. Teknede ki bu hem takım arkadaşlığını hem yol arkadaşlığını pekiştirdikçe artık yani hayat arkadaşlığımızı da uzun soluklu kılmaya karar verdik. Fiji'de idik o zamanlar. Fiji'de bu bir zamanlar çok ünlü bir film vardı. Blue Lagoon. Blue Lagoon. Blue Lagoon. Evet, <laughs> çok romantik bir ada. Orada. Direk tepesinde e, çapa ışığında bir sorun vardı. Bir gün e, Elif'ten rica ettim beni e, direğe çekmesini. E, sonuçta direğe tırmanmak da bir e, şey prosedür teknede. Bir kişinin e, aşağıdan vinçlemesi gerekiyor e, direğe e, çıkması için. Bu arada 18 metre direğimizin yüksekliği. Mustafa en üste. Ya ne evet. zor bir şey. ya. <laughs> evet. Bütün e, ipler benim elimde aşağıda ben kontrol ediyorum vinci. O da yukarıda e, tamiratını bitirmekle meşgul. Tamirat bitti ve sonra... <laughs> evet, e, epey de uzun sürdü bu arada. Bir, bir saat falan çalışmak zorunda kaldım. Çünkü komple e, seyir fenerini değiştirdim, çapa ışığını değiştirdim. E, güneşin altında, kan revan içindeyim ve artık işim bitti. Artık beni indirebilirsin dedim. Ses yok aşağıdan. Bir daha bağırıyorum Elif falan. Elif orada duyuyor musun? Duyuyorum dedi. Dedim tamam artık indirebilirsin. Yine yok, üç dakika daha bekledim. Dedim ne oluyor orada indirmiyor musun? Peki benim evleniyor musun diye bir soru şey sordum. <gülüyor> <gülüyor> evleniyor musun, evlenmiyor musun? <laughs> Yer ve <bir> zaman istiyorum. <laughs> Evet ben de bu kadar akıllı bir kadınla evet evleniyorum dedim. <laughs> Şahane. O zaman aşağı inebilirsin dedim ben de ve e, binçten e, yavaş yavaş Mustafa'yı aşağı indirdim. E, ve Piji'den sonra iki ay... Daha e, dikkatli indirdim bu sefer. Evet Tabii tabii. Artık... <laughs> can güvenliğim. <laughs> Sağlam aldım. E, tabii bütün can güvenliği düşünsene de kesinlikle ellerinde sonuç olarak. Tabii Hep tabii. Onların <laughs> Hep onların elinde. Ve Piji'den sonra iki ay... E, sonra Avustralya'ya varıyorduk ve buranın Avustralya olmasına karar ...verdik. Tam yılbaşı dönemine geliyor... ...orada bulunacağımız dönem. Ee, Sydney'de... E, ...31 Aralık akşamı... E, ...opera binasının e, altında... ...denizde, balıkçılda... ...teknemizde e, bu töreni yaptık. Avustralya... E, ...kanunlarına göre e, önce bir evliliğimiz... ...gerçekleşti. Ama gerçekten... ...çok keyifli bir evlilik töreniydi. Tören evet. demek biraz yanlış olur. Partiydi yani. Çok güzel bir parti oldu. Evet Hakikaten Mustafa diğer... çok eğlenmişsin. Ya ben çok eğlendim. <laughs> Açıkçası bilmiyorum. Elif eğlendin mi ama? Kesinlikle, kesinlikle. Çok sıra dışıydı bir kere. Tekneci, sizin gibi seyahat eden arkadaşlarınız gelmiş. Teknelerle evet. böyle bir e, tatlı bir parti olmuş. Waterworld'u kurduk, evet. <gülüyor> <gülüyor> bir de e, şaşırdım. iki evlilik cüzdanı oluyormuş değil mi? Hem onların e, tabii, kanunlarına göre tabii. evlendiğiniz için. Hem evet. bizim, hem de elçilikten mi birisi geldi? Teknede kıyılmış nikah. Tabii, hem tabii, de tabii, yılbaşı tabii. akşamı. Ee, o... Çok güzel maşallah. Ne güzel evet. işte. Ya hep yayış diye işte, evet. çıktığınız bir yol. Yolculukta evet. bambaşka şeyler de olabilirdi. Evet. Ne kadar şahane bir beş yıl geçirmişsiniz. Arada evlenmişsiniz, hala birliktesiniz maşallah. Ee, i̇şte burada keyifli işte Marmaris'te. Ya Mustafa çok tatlısın, başın <laughs> öyle güzel. Canım, evet çok doğru güzel. söylüyorsun, <laughs> Manasını sallıyor. Ki. Evet. Ondan sonra yani bu, bu çok güzel. Peki en çok size ne sorulur? Yani ne merak edilir bu tekne yolculuğuyla ilgili? Son onu da söyleyeyim. Hemen geçirdiğiniz fırtınalar olur. ilk soru. Öyle mi? Evet. Onu da yani, denizciler. Değil. Ben evet, evet. sormam onu. <laughs> Ondan sonra da ne... en çok beğendiğiniz yer. Evet. evet. Ve e, bu sadece Türkiye'ye, Türkleri mahsus değil. Dünyanın her tarafında ilk tanıştığımız insanlardan evet gelen ilk üç sorudan bir tanesiydi. Ne iş yapıyorsunuz? Yani hmm. nasıl Ama o şöyle demiş yani ortalama çünkü gezginler e, 60 üstü. O yüzden bizi böyle biraz genç görüyorlardı ve merak ediyorlardı. Yani bu kadar ee, bu yolculuğu nasıl Bu yaşta nasıl efo, e, evet. e, buna karar verdiniz ya da nasıl evet. efor i̇şte, ediyorsunuz? Onu evet. merak ediyorlar. Nasıl bu evet. karşılıyorsunuz? Bunun bütçesine bu... evet. en çok bize bu soru geliyordu. Peki az bütçeyle yapılabilecek bir şey mi? Ee, tabii yani gerçekten bu tamamen sizin... Ee, yaşayış tarzınızla ilgili Hı -hı. sonuç olarak yani eğer bir tekneniz varsa çok cüzi bir e, bütçeyle de yapabilirsiniz. Tabii şunu ilave etmek gerekir tekneyi kendiniz tamir edebiliyorsanız birçok şeyi kendiniz çözebiliyorsanız servis çağırmadan Hı -hı. E, bir kere e, tekne masraflarını en aza indirebilirsiniz sonuç olarak. E, diğer bir e, şey de e, dediğim gibi yani öyle enteresan ki bazı adalara gidiyorsunuz çok lüks adalar ve işte bir yemek yiyorsunuz iki kişi 400-450 euro hesap geliyor. Yani ama başka bir yere gidiyorsunuz işte 5 euroya da yemek yiyebiliyorsunuz gibi. Yani tamamen tercihlerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu tamamen size bağlı. Herkes. Ne kadar bir bütçe ayıracağınız da. olduğu kadar balıkçılı da yeme içme konularını halletmeye çalıştık. O yüzden mütevazi bir bütçemiz vardı. Hı hı. Peki şimdi programın klasik sorusu. Nasıl olunur? Şimdi siz şöyle de cevap verebilirsiniz buna. Bu nasıl olunur biraz kişisel soru da olabiliyor. Sadece mesleki değil ama sizin durumunuz şimdi farklı bir yolculuktan bahsettik ya. Ya belki buna dair olabilir ya da sizin kendi kişisel izlenimlerinizden. İşte sen galiba daha önce de sporcuymuşsun değil mi? Senin başka alanlarda da başarıların ben, varmış. Ben evet, sonradan evet. öğrendim evet, Elif. Ben e, uzun yıllar e, silahlı atıcılık, trap dalında e, milli sporculuk yaptım. Silahla mı yaptın evet, onu? Atıcılık evet, diye gördüm. Evet. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa tabii korkacağın evet, yukarıda. 20'li yaşlarda <laughs> e, milli sporcuydu. Baban da mı öyleydi? Evet, evet. Hmm. Aha, e, aileden gelen bir e, spor. Ata sporumuz da zaten e, biliyorsunuz. E, silahlı atıcılık. E, Karar ama... veremiyoruz ata <laughs> ne her gün değişiyor. O da <laughs> doğru, o da doğru. <gülüyor> 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 ya, ya. Evet, evet. Ya oradan gelen tabii bir spor disiplini var. Ee, onun yanı disiplin sıra, de şart tabii, mesela. Tabii değil tabii değil mi? Tabii bu nasıl olunur mevzularından kesinlikle. biri kesinlikle. olsun kesinlikle. Yani. Hele teknede her şey gerçekten e, disiplinden geçiyor. Çünkü riske atacak hiçbir şeyiniz yok. Her şeyi önceden planlamanız. Tabii ölüm kalım meselesi tabii. aslında yani tekne işi bir anlamda da. Yani evet. ya işte kendini sakatlarsın. Ya başına daha kötü evet. bir şey gelir, evet. ya, ya da ya da başkalarının hayatında tehlike atarsın. Bu sefer he? yani, evet. hani e, sizi kurtarmaya gelenlerin hayat da çok önemli bence. Hmm, yani tabii. her şeyden önce e, bir sorumluluk lazım. Yani sonuçta bu ciddi bir iştir. Ve e, yani yeterince bilgi e, birikimine sahip olmak lazım bunu yapmak için. onun özellikle adım çizmek gerekiyor evet. diye düşünüyorum. Hı hı. Uzun yol denizcisi nasıl olunur evet, mu desek acaba? Çok güzel sordun. Evet, evet. Yani özellikle dünya gezgini e, uzun yol denizcisi nasıl olunur? Çok çok e, sabırlı ve... Minimalist. Minimalist, doğru. Hayatınızı sadeleştirmiş olmanız gerekiyor. Eğer seviyorsanız... Ee, ...bulunduğunuz ortamı, o ortamda e, mutlu olmayı e, istiyorsanız... ...bu her şey için geçerli. Orada kendinize ait bir dünya kurabiliyorsunuz ve... E, ...yaptığınız hiçbir şey size e, gün sonunda külfet gelmiyor... ...ya da eziyet gelmiyor. E, bu nerede olmak istediğinle biraz da alakalı. E, ben... Bu seyahate karar verirken balıkçıl da olmak istedim, Mustafa ile bu seyahati yapmak istedim. Bunu güzelleştirmek için ve bunu eziyetten ziyade kendime keyif haline keyif haline getirmek hı. için her gün bununla ilgili çalıştım. <laughs> evet, evet, çok güzel söylüyorsun. Yani keyif evet, almak, yani, emek vermek evet. ya da hı hı. yani bir şey istiyorsanız onun için emek vermek, onun arkasından gitmek ve yaptığınız şeyle keyif almayı öğrenmek hayatta ki bunu bütün dünyayı gezdiğimiz zaman da gördük hiçbir yer harikalar diyarı değil dünyanın hmm. her yerinde zorluklar güçlükler adaletsizlikler fakirlik zenginlik yokluk hiçlik her şey var ya yani bu sizin elinizde olan bir şey kendi yaşam alanınızda mutlu olmayı öğrenmek, azla, basitle yaşamayı öğrenmek ve istemek. Bir şeyi evet. çok istemek bu da en büyük unsurlardan bir tanesi hı hı. ve inandığınız şeyin arkasından sonuna kadar gitmek. Bu zaten sonucu getiriyor. Şunu merak ediyorum. Şimdi çok insanla karşılaştığın bir iş yapıyorsun. Eski işine geri döndün. Sen pek çok zorluktan Sabırla dirayetle düze çıktın, mutlu mesut geldin ama insanların çok daha küçük şeyler için sızlandığını görüyorsun muhtemelen. E bu sende nasıl bir his yaratıyor? Yani seni genişletti mi, daha mı sakin bakıyorsun yoksa ya kardeşim ya, neler gördük, geçirdik. Ne insanlar gördük, nelere bu kadar üzülmüyorlardı mı diyorsun? Hangisi daha baskın? Evet. E, şu anda karadaki e, karşılaştığım birçok şey bana daha kolay e, hmm geliyor. Geliyor ve hallederim ben bunu diyorum. Hı hı. Ama diğer taraftan neden insanlar bu kadar her şeyi zorlaştırıyorlar? Hı. Yani hayat aslında çok daha gerçekten çok daha kolay ve güzel ve keyifli olabilir. olabilir. Hı hı. Ama evet, işim bu. Bunu yapacağım e, ve o kadar büyütmüyorum artık. O kadar e, sabırsız değilim eskisi hı hı. gibi. E, ama insanlık adına düşündüğümde ...buna gerek yok. <laughs> evet ne güzel söyledin. Sen ne diyorsun? Ee, Elif'in söylediklerine katılıyorum. Şimdi bütün yapılan... ...gözlemler şu. E, teknesiyle... ...dünya turu yapan insanların... ...yüzde doksanı yeniden... bıraktıkları hayata dönemiyorlar. Yani yeniden bir çalışma... Ha. ...ortamına gidemiyorlar. Bu sabit. Bir e, olgu. Artık. E, ve... E, ...Elif'i gözlemliyorum. E, çünkü çok zor bir şey yapıyor şu anda. Bence. Bir zaman makinesine girmiş gibiyim... Hmm. ...aslında ama... E, teknedeki biraz önce hep anlattığımız konular e, tekne bir şirket yönetmek gibi e, sürekli hızlı karar verme çözüm üretme e, sabırlı olma endişe halini yönetme bunların hepsi şu andaki işimde var zaten. Bir de Marmaris'te Bördübet'tesin Deniz'de evet, var yani evet, hani evet. İstanbul'da bir plazaya da girmedin bir bir, bir onu söylemek lazım <laughs> herhalde. Tabii tabii şanslıydım şanslıydım tabii, tabii. Ee, onu da belirtmek lazım. O yüzden yani şu anda yine bir teknenin kaptanı gibi hissediyorum Hı -hı. kendimi. Hı -hı. E, her şey var burada. Krizyon etmek, çözüm üretmek, hızlı karar, sabır, disiplin. E, e, terfi etmiş hissediyor o zaman kendini. <laughs> Tabii. <Bir> teknenin <laughs> kaptanı gibi hissediyorum diyor. <laughs> bir tekne de ka i̇kinci <laughs> i̇kinci <kaptandım. gülüyor> Evet. Sen neler yapıyorsun Mustafa? Ben emekliyim sonuç olarak. O yüzden hiçbir şey yapmıyorum. Oh, nice. Evet, yazı, <laughs> bir, şeyler, bir şeyler yazıyorum. Ha, evet, ee, kitapçı zaten. Evet, sonuçta çekimleri tekrar e, toparlıyorum. Bu yıl bir şey yapmayı da düşünmüyorum açıkçası zaten. çünkü gerçekten yorucu bir 5 yıl geçirdik. O yüzden tembel tembel oturmak istiyorum. Peki nasıl olunur? Sende nasıl cevaplar var bu yani konuda? Yani nasıl sörfüm devi getir olunur? Yani nasıl <laughs> teknelerle dünya gezilir sorusu? Ya da işte kazandıklarına dair. 5 yıl önce başka bir insandım. Bugün başka bir insansın muhtemelen? Evet, muhakkak, e, muhakkak. Gerçekten bu seyahat çok şey kattı. Her şeyden önce e, neyi kattı biliyor musunuz? Yani kabullenmeyi kattı aslında bana. Hı -hı. Çünkü ben öyle kolay kabullenen bir insan değilimdir. Yani ben e, zorlarım koşulları, değiştirmeye çalışırım sonuç ya, olarak. Yani şeydir. E, şeydir, Hı -hı. mücadeleciyimdir. Hı -hı. E, kabullenmektense yani mücadele etmeyi tercih ederim evet. ama ben çok hızlı birisiyimdir. Konuşmam duyulur zaten. Uzun yıllar yarışçıydı bu arada. Mustafa evet. Yelken yarışçısıydı. Evet, tekne yarışları, yat yarışları yani daha Ama doğrusu. Ama tabii ki bu seyahat yarışçılıktan çok apayrı e, bir şekilde... E, tabii birden idi. yavaş yaşam. Evet, evet, evet. Yani e, gün içinde hiç rüzgarsız kalıp e, çok az bir mesafe kat ettiğimiz de oldu. Bunların hepsini kabullenmek zorunda kaldık. Tabii, tabii, bütün bütün terslikleri. Yani şimdi evet. öyle enteresan ki e, şey... E, Şu şöyle özetleyebilirim aslında basitçe yani her işte bir hayır vardır var ya hı hı. yani bu o kadar önemli bir şey ki aslında hayatı çözümlemek için yani sadece bunu hatırlayarak bile birçok şey üstesinden gelebiliyorsunuz birçok sıkıntının yani o an size çok büyük sıkıntı olarak görünen şey ya bir bakıyorsunuz ki üç gün sonra ya da bir ay sonra ya da üç ay sonra ya diyorsunuz aslında bu işte bir hayır varmış halbuki ne kadar, ne kadar kafayı takmıştık onu değiştirelim dönüştürelim diye halbuki İyisi buymuş aslında yani boşa uğraşmışız diyorsunuz. Evet mesela işte bu ümit burnu rotasını seçmek. Yani ilk önce çok da kolay bir karar değildi ama biz o sayede harika insanlarla, harika kültürlerle, harika coğrafyalarla tanıştık. Şimdi geriye baktığımızda iyi ki o zaman hani zordu bizim için bu karar ama iyi ki böyle olmuş, iyi ki böyle e, akmış. E, yoksa buraları göremeyecektik, e, bu kültürleri tanıyamayacaktık. Ya da bir, bir çok şeyler şey, eksik kalacak. Şey. Bazen evet. teknede bir şey bir arıza oluyor. İşte diyoruz ki ya bugün yani çık çıkacağız örneğin. Bir bakıyorsun son dakikada bir şey çıktı falan. Tüh diyorsun işte havayı kaçırdık vesaire falan. Çok güzel koşullar vardı çıkmamız gerekiyordu falan diye hayıflanıyorsun. Bir bakıyorsun sonra üç gün sonra burada çok enteresan birileriyle tanışıyorsun. İşte havayı beklerken yeni bir ya şey, da bir festivale denk geliyoruz bilmediğimiz evet. değil mi? Ya diyoruz yani, evet fay fay diyoruz. İyi ki diyoruz. İyi ki evet. öyle yapmışız falan. Ya arkasında. rahat ya rahat. Evet. <laughs> Şimdi... İşte o yüzden kabullenmek hmm. yani işi oluruna bırakmak aslında hmm. biraz da. Evet. Bu tabii ki tembellik değil. Örneğin hani değil, değil. teknede özellikle böyle bir şey zaten yapamazsınız. Hani tekneyi hiç bakımsız vesaire hmm. falan filan bırakalım nasıl olsa halledilir değil. Hani bütün her şey yaptıktan sonra bir şeyler sizi tutuyorsa engelliyorsa artık... ...yani daha fazla zorlamak yerine bence kabullenmek yani... Bırakmak. Ve beklemek. Ve beklemek yani. Ee, zamana bırakmak. Nasıl Gördünüm. olunur da yapımcı menajer Mustafa Oğuz da konuk oldu. O da tekneci. Yani şu anda teknesi yok galiba ama çok seviyor. Bir kitabı var, anı kitabı var. Anı kitabının da ismi Yorma Birader ve bir tekne e, fotoğrafıyla. Şimdi o Yorma Birader aslında ne kadar şey. Evet. Hani böyle çok dert edinen, bıdı bıdı söyleneni hep o diyorum. Ya Yorma Birader evet, ya. Evet, yani ya. ya, şurada. <laughs> ya, ya, ya. Tamam mı? Evet. Demek ki denizde öyle bir şey var yani evet. bir mücadele var ama sonuçta geldiğimiz nokta o oluyor. Peki programı nasıl bitirelim? Ne demek istersiniz? Nasıl bitirmek istersiniz? Vallahi çok çok keyifli gidiyor şimdi. <laughs> 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 ya benim için de öyle. Ya bir de şaka şaka. O kadar çok şey öğrendim ki ben e, böyle aslında e, bir ara söylediğim gibi hani biz geceden biraz muhabbet ettik çünkü ben hiç bilmiyorum bu alanı. Yani denizciliği çalışayım mı nasıl çalışayım sonra size birkaç soru sordum. Her şeyde de şaşırdım ve dedim ki yayında şaşırayım ben. Çok da araştırmayayım bu seferlik. Bu çok keyifli oldu çok şey öğrendim ve ben size şöyle bir şey söyledim. Ya pandemi döneminde esas denizde olmak güzeldi değil mi? Siz de tam geldiniz pandemi çıktı diye. Aslında pandemi döneminde e, tekneciler ne kadar büyük zorluklar çekmişler. Her kıyıya yanaşamıyorsun gibi tabii, tabii, bir sorun anda, bile evet. varmış. Doğru, Hiç düşünemiyor doğru, tabii. insan. Ha, tabii. Ama yine biz pandemide de kendimizi tekneye atmayı tercih ettik gerçi biz burada. Evet ama hmm. hani dünyada şu anda gezgin olan gelip evet, için, için gerçekten çok, zor. çok e, zor bir yıl oldu. En basiti Panama kanalı uzun zamandır e, kapalı. E, dolayısıyla hiç kimse Pasifiye bu sene e, açılamadı. E, planlar değişti. E, çünkü sezonları takip ediyorsunuz bu seyahatte. Yani. Sezonu kaçırmış oluyor. Tabii olursunuz, ve otomatikman bir yıl sonrayı beklemek zorundasınız. Ve onda da ne olacağı belli tabii, değil. Tabii yani teknenizi nereye bırakacaksınız? Bir yıl daha bütçeniz var mı? <laughs> Mustafa. O işte de bir hayır vardır diyorum ben. <laughs> Ama yine baş hareketleri. <laughs> <laughs> evet o işte de bir evet, hayır evet, vardır evet. diyorum ben. Ya ya ya. Ya evet teknelerini bıraktılar birçok arkadaşımız. Hı -hı. Ee, i̇şte e, Kızıldeniz'de bırakanlar var örneğin. Ya. O, yani tekrar Avustralya ya memleketlerine gidenler var. Gerçekten insanların planları alt üst oldu, herkesin planı alt üst oldu bu dönemde. Hı hı. Böyle sonuç olarak bakalım evet. daha neler olacak. Siz onları Marmaris'te ağırlayın bir gün. Ne kadar hoşlarına gider buralar değil mi? Yani, yani evet muhakkak. Buranın doğası, coğrafyası, tabii, bir de tabii, buluşmuş olursunuz. da söylemek olursunuz. lazım gerçekten ülkemiz. Her şeyle, her şeye rağmen inanılmaz bir ülkede yaşıyoruz. Ee, biz Mart ayından beri pandemiyi duyar duymaz yine kendimizi balıkçılığa attık. 3-4 ee, aydır ee, evimiz yine teknemiz oldu ee, ve her e, koyu, her limanı bir kere daha e, tekrar e, çapa attığımızda ne kadar muhteşem yerler, Biz evet, evet. ne kadar, ne kadar her ya şey, her şey güvenli, doğası muhteşem, birçok şey çok kolay, ulaşım kolay. Yani yaşadığımız daha önceki yerlerle kıyaslarsak. Türkiye gerçekten bir hazine. Tabii tabii insan önemli evet. tabii. İnsanlar iyi olsun birbiriyle iyi anlaşabilsin. Ya şahaneydiniz ya. Yani çok teşekkür ederim. Çok ee, teşekkür, teşekkür ederim. Çok, çok, çok keyifliydi. İki kişi Miran. konuşmak da zor. Ee, yani heyecanlı da bir şey. Diyorum ki bir mikrofon var, bir sen konuş Mustafa, bir sen konuş Elif. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım. Çok da şey öğrendim. İnşallah bir daha seyahat ederseniz söz verin. Beni de alacaksınız tekneye. Alacağız tamam. Sıra. Söz, Sıra. Çok, çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Biz evet de ben de bir şeyler öğreneceğim eceğiz. ama öğrenmeden gelme. Tabii ki teknede herkese bir görev var. Tamam. Tamam. Çok sağ olun, çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Biz teşekkür ederiz.